Sayın Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Hüsamettin Zindoruk Bey, Sayın Bakanlarımız, Sayın Genelkurmay Eski Başkanımız, sevgili İlker Paşa'mız, komutanlarım, çok değerli milletvekillerimiz, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün önümüzde Kıbrıs konusunda takip etmemiz gereken bir politika için burada toplanmış bulunuyoruz. Toplantının alışılmışın dışında bir parti veya bir kuruluş tarafından değil, ortak bir platform tarafından tertiplenmesi sevindirilecek bir olaydır. Bizim Kıbrıs meselesi üzerinde bugünkü konuşmalarımızda ileri süreceğimiz tezlerin hiç şüphesiz ki benden evvel Sayın Somuncu ve Sayın Feyzoğlu gibi çok değerli ve çok tutarlı bir şekilde ortaya konduğunu gördük. Panelde de hiç şüphesiz ki İlker Paşa'mızdan ve Büyükelçimizden tezleri çok daha tutarlı bir şekilde dinleyeceğiz. Benim burada size söyleyeceğim bazı noktalar vardır. Kıbrıs belirttikleri gibi Doğu Akdeniz'in en büyük adasıdır. En büyük adası olmasına rağmen Akdeniz'in en büyük adalarından değildir. Fakat stratejik bakımından hem bu denizde hem de okyanuslar çapında önemi çok büyüktür. İnsanların gemi yüzdürmeye başladıkları devirden beri Orta Doğu'da önemli bir teessüs makarı dediğimiz bir basement, bir sitedir. Ve Süveyş kanalının hizmete girmesinden sonra da önemi azalacak değil, artmıştır. İngiltere'nin, Britanya İmparatorluğu'nun menfaatleri açısından isabetli karar veren ve bu nedenle de Türk dostu olan Başbakan Benjamin Disraeli, Süveyş kanalını Fransızlar ve bir Fransız mühendis kazmasına hazırlamasına rağmen bir anda karar vererek parlamentoya bile danışmadan bütün hisse senetlerinin önemli bir kısmını satın almış ve Süveyş'i Britanya'ya mal etmiştir. Şimdi herhalde onun üzerinde Sayın Büyükelçimizin konuşmasında duracaktır. Bu Britanya İmparatorluğu'nun denizler hakimiyetini korudu ve İsrail'i önemli bir görevi de Berlin Kongresi'ne müdahale ederek gene Türkiye'ye müzahir bir şekilde Türk İmparatorluğu'na Kıbrıs adasını güya geçici bir zaman için ele aldı. Ve bu bir daha da bildiğimiz gibi daha Londra-Zürich anlaşmalarına kadar devam eden bir statüyü hazırladı. Britanya çok cimri bir kolonizatördü. Adanın yakın tarihini okursanız hem bizim eski bakanlarımızdan Şükrü Sina Bey'in hem de John Gill'in eserlerinden İngiliz araştırmacıların bir liman bile yapmamıştır bu adaya. Çünkü askeri gerekçeler daima ticaretin önüne geçmiştir. Ve adanın mimarisini tetkik ettiğiniz zaman da Britanya'nın ilk önce kendi ülkesinden, İngiltere'den ithal edilen barakalarda hizmet gördüğünü, ardından da adeta emperyal bir güç göstermekten çok Fransa'nın falan Orta Doğu'daki yerleşmelerin aksine işini yapan adamların bir kampusu gibi ortayı ayarladığını görürsünüz. Ve İngiltere iyi bir iş yapmıştır. Kaçınılmaz olarak bütün yerleşmeciler gibi iki veya üç renkte unsur bulursa
bunlardan her birine bir vazifeyi vermek zorunda hissetmiştir kendine. Şurası açıktır. Türk Müslüman olsun adada tarihi rolleri, tarihi alışkanlıkları ve kabiliyetleri nedeniyle polis olarak kolluk kuvveti içinde, hukukçu olarak renktaş rahmetli denktaşın mesleği ve idari görevleri daha yakın kanallarda yer almıştır. Bu kaçınılmazdır. Türkiye'de bazı liberal, anti-etatist geçinen zümreler maalesef dünyaya hep bir gözlükten baktıkları için işte Türkler orada İngiliz emperyalistleriyle işbirliği yapmış. Efendime söyleyeyim, Rumların da onlara düşman olmaları neredeyse haklıdır gibi bir tarih yazıyorlardı. Bu hakikaten Kıbrıs'ın ne olduğunu, kasını bilmemekten ileri gelen çok cahilane ve çok hazırlop bir değerlendirmedir. Memleketin içinde bile bazı insanların ama köylerde EOKA zulmü çekenlerin değil de daha çok şehirde tuzu kuru yaşayan insanların kendilerine Fenikeli veya Venedikli kalıntısı gibi yakıştırmalarda bulundukları bir gerçektir. Bunlar her yerde olur. Ciddi anlayacak şey değildir. Şunu size söyleyeyim. Venedik Cumhuriyeti muhteşem bir devlettir. Dünya medeniyetinde büyük payı vardır. Hakikaten Kıbrıs'ta uzun süre hakimiyet sürmüştür. Ama bu hakimiyeti sırasında Girit'tekinden veya Cenova'nın Sakız Adası'ndaki veya yine Venedik'in Adriyatik'teki İyon Adaları'ndaki hakimiyetinden farklı olarak ana kıtadan yani Venezia'dan fazla bir kolonizasyonda bulunmamıştır. Yani ada onların ana vatandan getirip yerleştireceği köylüleri ve sanatkarları celbedecek kadar bereketli bir yer değildir. Bugün bile su sıkıntısı çekmektedir. Burası Türk ve Helen nüfusu içerir. Çok eskiden beri burada yaşayan Fenikeliler, Yunanlılar da vardır. Fenikeli dediğiniz adamların kimler olduğu bellidir. Akdeniz uygarlığını borçlu olduğumuz insanlardan biridir, gruplardan biridir. Bugünkü Lübnanlılar, bugünkü Maltalılar ve kaybolmuş köyler halinde Libya'da ve Tunus'taki bazı köyler Fenikelilerin ahfadı sayılır. Kim oldukları çok bellidir. Öyle her önüne gelen Fenikeli olamaz. Rahmetli Denktaş'ın da bulunduğu bir toplantıda biraz küstah bir şekilde ifade etmiştim. Onu itiraf ederim. Çok üzülerek ve teessüfle size arz ediyorum ki etnojenezi yani etnik kökeni çok belli olan ve tefsik edilen tek Türk unsur sizlersiniz Kıbrıslılar. Buna göre doğrudan doğruya Toros dağlarından indirilme göçebe Türkmenlersiniz. Bu çok açık bir şey. Başka hiçbir tarih yok. Bu etnik kökeniyle iftihar eden insanlar ki edilecek bir gruptur. Olabilir, olmayabilir. Ama coğrafya ve tarih bizim tayin edeceğimiz bir platform değildir. Kıbrıs'a yerleştiren Türkmenler gayet başı dik. Çukurova'ya yerleştirilirken de çok kavga ediyorlardı. Kendi bildiklerinden şaşmayan, itiraf etmek gerekir ki oldukça da Ortodoks İslam anlayışından uzakta, bizim atalarımızın inanç ve yaşayışına yakın. Zaten bugünkü Kıbrıslıların da laik bir toplum olması, Voltaire okumalarından değil doğrudan doğruya dedelerinin huyunu suyunu devam ettirmeler. Bu çok sarih, çok açık bir görüştür. Ve bu kıtada neyin Türk, neyin Türk olmadığı da çok açıktır. Hiçbir şekilde aksini iddia edecek değiliz. Kıbrıs tarihi üzerinde bir takım araştırmalar yapılıyor. Bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Ama sorun açık seçik ortadadır.
biz yerleşene kadar Kıbrıs'la aramızda kültürel bağlar vardı. Zayıftı. Çünkü Türkiye zayıftı. Şunu açıkça söylemek gerekir. Britanya İmparatorluğu kendine has eğitimi daha çok Rumlara verdi. Onları yakın gördü çünkü. Ve onlar buna eğildiler. Türkler oradan çok büyük pay alamadılar. Her şeye rağmen şunu ifade etmek gerekir. Bütün yakın zaman Kıbrıs tarihinde iki tane politikacı vardır. Bunu söylerim. Birisi Makaryos'tur, öbürü rahmetli Denktaş'tır. Bir üçüncüsü yok. Kıbrıs'ın politikacı anlamadılar. Bu bugünkü Güney Kıbrıs ahalisi için de geçerlidir, Kuzey Kıbrıs için de geçerlidir. İnsanlar nerede nasıl yetiştiklerinin hesabını tutmak zorundadırlar. Kıbrıs'ın bugün ağzı laf yapan politikacılarının hepsi rahmetli Denktaş'ın aksine Britanya eğitim müesseselerinin yetiştirmesi olmaktan çok Ankara'daki Orta Doğu'nun, İstanbul Üniversitesi'nin ve Boğaziçi'nin yetiştirmeleridir. İngilizceleri de bizimki gibidir, daha fazla değildir. Bunu bile bile böyle kendimize ayrı bir kişilik çizmenin hiçbir manası yoktur. Bazı şeyleri çok iyi anlamanın zamanı gelmiştir. Bu Kıbrıs olmadığı takdirde Türkiye boğulur. Çünkü bu stratejik önemi devam eden bir yerdir. İnsanlar burnunuzun dibinde İsrail'le bir arada petrol arıyorlarsa biraz uyanmanızı rica ederim. Bu çok önemli bir şeydir. İnsanlar sizin burnunuzun dibinde Rusya Suriye'ye yerleşiyorsa biraz uyanmanızı rica ederim. Tabii ki Rusya bir kara devletidir. Denizcilik tarihi 3 asrı geçmez. Kendine göre eksikleri var o alanda. Ama unutmayalım, nükleer bir deniz gücüdür. Herhalde İngiltere gelip de Doğu Akdeniz'de bir takım yerlere yerleşmiş, en başta Kıbrıs'ta üsler almışken, Amerika koca donanmasını oralarda gezdirirken, Almanlar bile nereden akıllarına geldiyse oralara yerleşmek istiyorlarsa, Rusya'da tabii kendine bir yer arayacak. Hal böyleyken bazı insanların Kıbrıs'a masraf kapısı diye bakmaları şaşılacak bir şey. Çok enteresan bir şey. Nereyi masraf kapısı olarak görüyorsunuz? Acaba Türkiye'de herhangi bir yere verdiğimiz sübvansiyonlar daha mı az miktarda? Ne kadar aptal diyenlere para sarf ettiğimizi biliyor muyuz? Dağları taşları, işlemeyen üniversitelerle dolar. Cehalet vergisinin, ödediğimiz cehalet vergisinin miktarı arş-ı alaya ulaşmış vaziyette. Bir takım yerlere kaldırıyorlar. Bunlarla acaba bu iş tartışma konusu yapılabilir mi? Şurası bir gerçektir, söylememiz lazım. Bazı şeyleri konuşmuyoruz. İkide bir, biz konuşmuyoruz diye bu konuşulmuyor değil. Kime baksan efendim bu Kıbrıslılar Türkleri hiç sevmiyorlar gibi böyle laflar var. Boş boş laflar. Bir bakalım niye sevmiyorlarmış, bir bakıverin şöyle acaba kimler sevmiyormuş. Acaba Kıbrıs'ın köylerinde buradan gelen suyu bekleyen köylülerimiz mi? Veya 964'e kadar çektikleri hala burunlarında tüten acısı insanlar mı? Yoksa Lefkoşa'daki bar Amerikan müşterileri mi? İkisine birden bakarsınız. Ve bunun kökeninde ne yatıyor? Biz 974'te maalesef yanlış bir iskan politikası güttük. Bütün ihtarlarımızı dinlemediler. Türkiye'nin romantik politikacıları vardır. Dünyayı olduğu gibi görmek yerine kendi kafalarına göre görürler. Kendi kafalarına göre bir İslam görürler. Kendi kafalarına göre bir coğrafya görürler. Kendi kafalarına göre bir teşkilat. Kıbrıs'a çıktığınız zaman yerleştireceğiniz nüfus belliydi.
Biz oraya kolonyalist bir güç olarak çıkmadık. Kıbrıs'a işsiz nüfus yerleştirilmez. Kıbrıs'a iş yapacak nüfus yerleştirilir. Bu çok önemli bir şey. Bunu doğrudan doğruya anlamak lazım. Her an tasfih yoluna da gidilebilir. Ve bu konudaki tenkitleri de sureti katiyede dinlemek zorunda değiliz. Bu memleket çok tuhaf bir şey. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye Kıbrıs'ta taviz veriyor. Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'tan ne muhterem efendiler? Yani Avrupa Birliği'nin bir tane üyesi vardı, Kıbrıs'la ilgisi vardı. O üyeydi bir zamanlar. Şimdi çıktı, çok da memnunlar. Sakın Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıktım diye ilelebet üzüleceğini falan zannetmeyin. İşler yoluna konmaya başladı bile. Benim dünyada en çok şaştığım şeydi. Britanya'nın akıllı bürokratları Brüksel'deki budalalarla nasıl geçiniyorlar? Mümkün değil geçinmeleri çünkü o kadar açık bir şey. Almanya'nın Kıbrıs'ta ne gibi bir ilgisi olabilir? Yani bu çok açık bir şey. Bir memleketin ve bir birliğin büyük iddialarının, aleme yön verme isteklerinin realiteyle, gerçekle ne alakası vardır? Orta Doğu nihayet bütün milletlerin karıştığı bir yer gibi görünüyor ise de bazı milletler oraya laf ola karıştılar. Şurası açıktır. 4 asır Türk İmparatorluğu'nun zamanında Orta Doğu'da huzur vardı. Ondan sonraki 40 senede insanlar birbirlerini doğradılar ve doğramaya da devam ediyorlar. Bazı şeylerin üzerinde durulması gerekiyor. Şurası açıktır. Bugün biz Orta Doğu'daki bazı verileri kabul etmek zorundayız. Ve bunları kabul ettiğimiz takdirde Kıbrıs'tan çıkamayacağımız çok açık. Bu konuda bir taviz veremeyiz. Kıbrıs'taki azınlığımız imparatorluğun azınlığıdır. Bizden kalma bir kitledir. O kitleyi orada korumak zorundayız. Ve size söylüyorum, inanmayan gayet basit, kolay bir arşiv araştırması da yapılır. Etnojenezi, etnik kökeni iyi belgelendirilen tek gruptur. Tek Anadolu Türk grubudur. Çok açık bir şeydir. Bunun üzerinde hiçbir tartışma yapamayız. Böyle bir grubu unutma hakkımız ve lüksümüz yoktur. İskan meselemizi düzeltmek durumundayız. Milletler arası müdahalelere fırsat vermeden. Son zamanlarda 15 bin kadar bir nüfus Bulgaristan Türk'ü oraya yerleşti. Onlardan hiç kimse şikayet etmiyor. Onlar da kimseden şikayet etmiyor. Gayet iyi geçiniyorlar, üretip gidiyorlar. Bunlar hassas konulardır. Hassas ülkelerin belirli eğitim seviyesi olan yerlerin, belirli yatırım yaptığımız yerlerin hakkını ve durumunu gözetmek konumundasınız. Aksi takdirde tabii ki yanlış her zaman döner. Bugün bir konuyu ele almak zorundayız. Kıbrıs çıkarmasını yaptığımız zamanlarda diplomatlarımızın daha açık şeyler yazması gerekir. Amerika aslında gizliden müzahir oldu Türkiye'ye, anlaşılıyor. Bugün olmayacak. Çünkü Birleşik Devletler'de kutuplaşma arttı. Yani 1974'ün ABD'sinde cumhuriyetçi ve demokrat farkı bambaşka nedenlere dayanıyordu. Dış politikada büyük farklılıklar iki taraf arasında yoktu. Bugün olacak. Ve iki taraf birbirinden nefret etmeye başladı. Kutuplaşmaya başladı. O kadar ki bir takım insanlar Trump seçildi diye Kanada'ya falan göç etmeye başladılar. Böyle bir memleketin içindeki kutuplaşmayı dikkate almak gerekir. Ve Amerika derken, Birleşik Devletler derken ona göre düşünmemiz lazımdır. Burada bütün Kıbrıslı yurttaşlarımıza, bütün Kıbrıs cengine katılan gazilerimize
komutanlarımıza saygılarımı sunuyorum ve verdiklerimizi, yaptıklarımızı hesaba katmak zorundayız. Öyle büyük annesinin çeyiz sandığını dağıtan deli kız gibi hareket edemeyiz. Çok sağ olun.